Selamlar YouTuber arkadaşlar, selamlar TikToker arkadaşlar. Evet, çoğunuz tabii ki bu düşük gelirli YouTuberlar, düşük gelirli TikTokerlar, benim gibi yani tam benim standartlarımda olanlar, para kazanması aktif olan herkes arkadaşlar, biliyorsunuz ki devlet yasa çıkarttı 2022'de. Belki çoğunuzun haberi yoktu, benim yeni haberim oldu. Bilginiz olsun. Eskiden şöyle bir şey vardı, ben vergi dairesine gidip sorduğumda 5000 liranın altına ve çok düşük gelirim varsa vergilendirme sistemi kabul etmiyor. Ne onun adı? Senden vergi kesmiyor. Çünkü 5000 liranın üstüne artık yeni bir şirket, yani benim sorduğum zamanlar 2019-2020 arası falan, öyle merak edip de sormuştum bunu. Neydi onun adı? Gelir çok düşük olduğu için devlet bunu sağlamadı. Ama yeni yasayla beraber artık 1 trilyon 900, eski paraya göre söyleyeyim, 1 trilyon 900'ün altında yıllık geliri az, yani o mevladan az olan herkes %15 devlete artık vergi veriyor arkadaşlar. Bakın ben bugün kaydım oldum, şöyle göstereyim. Benim emin olun ki YouTube ve TikTok gelirim 3000 liranın altında. O kadar net söyleyeyim. Ama şöyle bir şey, cezalar o kadar ağırlaşıyor ki sakın bana gelmez deyin. Yani bunun İlk YouTube'dan mesela ilk geliriniz 200 TL çekebiliyorsunuz. İlk gelirinizi. Yani 200'ün üstü artık çekme hakkınız oluyor ya. Buradan bile vergi alıyor. Eğer siz bu vergileri vermezseniz vergi mükellefi oluyorsunuz. Zaten vergiyi vermeseniz de devlet amca, yani devlet babamız sizleri öpüyor. %15 mecburen gelir vergisi olarak arkadaşlar kesiliyor. Çok abartılı şekilde anlatıyorlar. Şöyle oluyor, böyle oluyor, hikaye yapıyorlar. Ben kendim başvuru yaptım. Şöyle adım soyadım, evin adresi olduğu için göstermeyeyim. Şöyle göstereyim. Bakın, vergi dairesinden geldim. Daha bugün 15.08.2024, video izlediğim, yayınladığım gün aslında. Ben bunu gittim, hallettim arkadaşlar. Tabii ben 2 gün öncesinden başvurdum, ayın 13'ünde. İşlem şöyle oluyor. Bakın burada hem TikTok hem de YouTube geliri olanlar iyi dinlesin. Eğer vergilendirme yapmaksanız bir an önce vergilendirin. Ciddi cezalarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Sakın devlet bizi unuttu demeyin. Devletin unuttuğu kimse yok. Devlet her kulunu, her vatandaşını mutlaka biliyordur, emin olun. Kimseye devleti kandıramaz arkadaşlar. Kendisi kandırsın sadece. Evet, benim kanalım belki ilk defa görüyorsunuz. Benim kanalımda işte oyun içerikleri falan var. O 5000, 3000, 2000, belki bazen 500, 100 bin izlenen de ara ara videolarım var. Şöyle göstereyim sizlere. Fark etmiyor. Sizin eğer 1 trilyon 900 yıllık geliriniz, yani YouTube'dan, TikTok'tan toplam geliriniz 1 trilyon 900'ün altındaysa, eski paraya göre bakın söylüyorum bunu, siz vergi mükellefisiniz, gelir vergisi vermek zorundasınız. Vermezseniz çok ciddi rakamlar karşınıza gelebilir. Peki ne yapacağız? Korkmayın. Devletten korkmayın arkadaşlar. Devlet size kucak açıyor. Gördüğünüz gibi bu da Hamza Yaz 35 TikTok sayfam. Buradan para daha hiç çıkmadım. Yeni para çekecektim. Özellikle resmileşsin, resmi olarak çekeyim diye bekletiyorum orada. %15 gelir vergimi vermek istiyorum. Ve devlette asla şaka olmaz. Bilginiz olsun. Devlet bir gün mutlaka kapınızı çalar. Biz çaldırmayacağız. Bakın ben gittim. İstediğiniz bankadan hesap açabiliyorsunuz. Emin olun. Bak ben gittim Ziraat Bankası. O da devlete güvenerek yaptım. Her zaman. Devlet sağ olsun. Nasıl yapacağız? Çok basit. Gidiyorsunuz vergi dairesine. Yani bir ilin ilçesindeyseniz gidin o ilçeye ait olan vergi dairesine. Ben YouTube vergi istisna belgesi almak istiyorum diyorsunuz ve onlar size bir belge doldurtuyor. Oradaki belgeyi onlar sisteme işliyor. Bakın çok basit. Öyle saçma sapan abartılar, şöyle böyle, ha anlatacağım detaylardan, ben artık bir vergi mükellefim, %15 artık oradaki gelirlerinden kesinti olacak, bilginiz olsun. Dediğim gibi siz başvurunuzu yapıyorsunuz, onlar size telefonla dönüyor bir gün sonra veya aynı günün akşamı veya bir iki güne arıyor, diyor ki belgeniz onaylandı, siz dijital vergiye üye yapıyor. Sizi arıyor, diyor ki belgeniz hazır, lütfen vergi dairesine gelin tekrardan. Siz davet ediyor ve gidiyorsunuz. Size bir tane belge veriyor. Bu belgeyi veriyor. Ben size göstereceğim. Burada adresim, adım, soyadım, evimin adı hepsi yazıyor. O yüzden göstermeyeceğim. Vergi dairesi size böyle bir kağıt veriyor elinize.
Bununla bankaya gidiyorsunuz. Bankaya gidip de ben Ziraat Bankası'nı seçtim mesela. Herhangi bir bankada. Bakın TikTok için bence en idealleri devlet, Vakıfbank, Ziraat Bankası, devlet bankaları, bankalarını seçin. Tavsiyemdir. Daha iyi. Devletten gizli saklımız yok çok şükür. Gittim Ziraat Bankası'na. O kağıtla beraber, bak mutlaka o kağıtla gidiyorsun. O kağıtla beraber yeni hesap açıyorsunuz. O kağıtla beraber YouTube'a işte YouTube için geldiğinizi söylüyorsunuz. Ya da TikTok için her neyse geliriz hangisi. TikTok veya YouTube hiç fark etmeksizin hangisinden geliyorsanız gidip başvurunuzu yapıyorsunuz. Sizi orada gelir verginizi belirterek %15'inizi ekleyerek size hesap açılıyor. Ve aynı gün hesabı şu banka defterini elinize aldıktan sonra bu işiniz bitmedi. Bu defterle beraber tekrar vergi dairesine gidiyorsunuz. Vergi dairesi de size yine bir tane kağıt doldurtuyorlar. Bu kağıtta buradaki IBAN'ınızı yazıyorsunuz. Neydi onun adı? TC'nizi vesaire onları zaten yazıyorsunuz da. Buradaki IBAN oraya işlettikten sonra onlar sistemi işliyor ve artık siz bir vergi mükellefi oluyorsunuz. Ben hatta denemek amacıyla daha demin yan hesabından bir 10 TL attım ve 8,5 TL hesabıma yattı. Yani %15 çat diye kesti. Bu hesap açtığınız hesap daha aklınızda olsun bak. Belki sizi uyar olur. Adamın dalgınlığına gelip bilerek yapmak uyarmaz. Bu hesabınıza gelen her paradan %15 kesiliyor. Yani şöyle. YouTube'dan gelirin geldi %15. TikTok'tan gelirin geldi hangisinden varsa. Geldi %15. Bir de şöyle bir şey oldu ya, insanlık hali, arkadaşına boş para verdin, 1 milyar verdin, yanlışlıkla daldın, Ziraat Bankası, ben Ziraat Bankası olduğu için söylüyorum, gelir vergisini işlettiğim hesabımı arkadaşıma verdim ya, 1 milyar attı, hemen oradan %15 kesiyor. Buraya yatan her paradan %15 kesiyor, bilginiz olsun. Hesabınızda %15 kesildikten sonra artık oradaki parayı istediğiniz gibi çekip de olsun artık paranız. Oraya devlet karışmıyor. %15 payını devlet aldıktan sonra, vergisini aldıktan sonra geri kalan parayı istediğiniz şekilde, istediğiniz yerde harcayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu TikTok için de böyle, YouTube için de böyle. Öyle abartılı, cafcaflı anlatıyorlar ki korkmayın. Şöyle bir şey daha var. Pardon, ben yine şunu da hatırlatayım sizlere. Bakın. Bu eğer sizin bağkurunuz yoksa, sigortanız yoksa, bağkur ve sigortanız yoksa, ben sigortalıyım. Siz bu işleme başvurduğunuz zaman, eğer bunlar yoksa sizi otomatikman bağkurlu yapıyor. Ve bağkur şu an yanlış bilmiyorsam 4.750-4.500 arası, en kötü 5.000 lira. Bağkur ciddi bir kesinti yapar. Eğer bağkurlu sigortalı değilseniz açtığınızda bunu ödemek zorundasınız her ay. Peki değilseniz ve düşük miktarda geliyorsanız ne yapmanız lazım? Şöyle bir şey var. Bilginiz olsun. Ben de bunu YouTuber arkadaşlardan dinlediğim için söylüyorum. Bunu asla maliyeden duymadım. Altını çiziyorum. Bakın YouTuber arkadaşlardan yayınlayanlardan dinlediğim için onlar araştırmışlar. Ben kesinlikle emin değilim bu konudan. Yine de bunu maliyeye sorun. Atıyorum babanız emekliyse, babanız çalışansa, küçüksünüzdür, yaşınız 18-19'dur, çalışmıyorsunuzdur. Babanız emekliyse, babanız çalışansa, ha bunun tabii ki geliriniz 1.900.000'ün üstündedir ya da 20-25 milyar her ay geliyorsa hiç onlarla uğraşmayın, gidin sigortanızı açın geçin. Ama düşük 2-3 bin lira geliriniz varsa, 3-2 bin, 1000 geliriniz varsa tutup 4-5 bin bağkur vermek mantıklı mı? Değil tabii ki. Eskiden şahıs şirketi açıyordu, şu an buna gerek yok. 1 trilyon 900'ün altında olduğu için. 1 trilyon 900'ün üstüne çıktığından şahıs şirketi o zaman yine maliyeyle görüşmeni tavsiye ederim. Peki ne yapacağız, ona geldik. Eğer senin bağkur sigortan yoksa, özellikle 5000 liranın altında 2000-3000 kazanıyorsan, TikTok veya YouTube hiç fark etmeksizin buradan gelir geliyorsa sana, babanın veya neydi onun adı? Abi neyse sigortalı bir işçinin adına o YouTube kanalını burada vergi istisnasını onun üstüne yapıyorsun. YouTube kanalını onun üstüne yapıyorsun ve çektiğin ona banka hesabını açtırıyorsun. Aynı isim olmalı. Ona hepsini onun üstünden yapmalısın. Emekli baban, emekli annen falan varsa sen sigortalı değilsen bunu da onların üstüne yapıp da bu şekilde onlardan vergiden mükellef olduğu için vergiden
vergi vermedikleri için, özür dilerim, emekli oldukları için biz mükellef oluyoruz. Onlar vergi vermedikleri için onların üstüne yapabilirse onlara yine gelir vergisi %15 kesilecek. Ama burada sen 2000, 3000, 1000 lira alıyorsan Bağkur sorunuyla yüzleşmeyeceksin. Bağkur sorunuyla karşılaşmayacaksın. Burayı da atma, burası çok önemli. Bakın Bağkur olayı çok önemli, bilginiz olsun. Ben sigortalı olduğum için, sigortalı bir çalışan olduğum için beni kapsamıyor. Ama sen sigortalı değilsen, sen Bağkurlu değilsen herhangi bir sosyal güvenlik şeyine, zaten iki tane var, sigorta ve yani SSK ve ne onun adı? Bağkur. Bunlardan ikisinden birisi yoksa sen artık bir Bağkurlu olmak zorundasın. Çözümü, yani senin eğer yoksa, gelirin düşükse babanın, sigortalı abinin, bunların üstüne kanalı yapıyorsun, bunların adına banka hesabı açıyorsun, bunların adını bunlar kendileri artık bank hesabı sahibi, atıyorum abin oluyor, baban oluyor, babanın adına kanala ödeme geliyor, oradan gelir vergisi %15 kesiliyor, gerisi artık babanla senin arasında güvendiğin kadar güvenilir bir olması da çok önemli. Anlatacaklarım bu kadar. Çok anormal bir şey yok. Korkmayın. Devlete verginizi verin. Kafanız ağrımasın arkadaşlar. Yarın bir gün bir kanun çıkar. Emin olun çok ciddi. Bakın şu an bile çok ciddi cezalar var. Araştırın. Bu YouTube istisna ve belgesini mutlaka halledin. Bakın ben gittim hallettim. Banka hesabı işlettim. YouTube'a da bu hesaba ödeme istiyorum diye yolladım. 3 gün içinde onaylanacak. Ödemem. Bu hesaba gelecek %15 gelir vergisinde vereceğim. TikTok'ta aynı şekilde bilginiz olsun. Oraya işletiyorsunuz ve geliriniz oraya geliyor. Arkadaşlar, kalben söylüyorum. Bu YouTube istisna belgesi çıkmışken hazır şirket, şahıs şirketi kurmuyor. Bağkur'dan muafken çalışsam, sigortanız varsa, atıyorum kanal sahibi emekliyse, bunlara muafken mutlaka gidin. Alın, yarın ciddi hesaplarla uğraşmayın. Ben Hamza Ayaz, YouTube içeriği üretiyorum, TikTok canlı yayınları yapıyorum. Sizleri de beklerim, abone olmayı unutmayın. Faydasını gördüysen, bilgi sahibi olsan like atmayı, yorumlara gelmeyi unutma. Kendine dikkat et.